Veri tabanında veri üzerinde çalıştığımız zaman en basit haliyle bir sinek sorgusu hazırladığımızda bize bir liste gelir. Bu liste dikkat ederseniz, üzerinde bir dikkat ederseniz belli bir sıraya sahiptir oradaki veriler. Hani özel bir işiniz yoksa aslında ciddi anlamda veri tabanına odaklanmadıysanız bunun arka planındaki mantığı bilmemeniz normal. Ama aslında arka planda bir sıralama işlemi yapılır. Size veriyi listelemek için, size veriyi doğru ve sıralı bir şekilde gösterebilmek için bir sıralama algoritması uygulanır. Mesela A'dan Z'ye metinsel anlamda düşünürsek A'dan Z'ye bir sıralama yapılabilir. Nümerik olarak, sayısal olarak düşünürsek 0'dan 9'a doğru bir sıralama yapılabilir. Biz buna veri tabanında sıralama işlemleri diyoruz. Ve bunu da order by ile yapıyoruz burada. Şimdi bununla ilgili birkaç örneğim var. Çok basit olarak yapacağız. Öncelikle bunu kopyalıyorum buradan ve geldim. Şurada basit bir sorgu hazırlayacağım. Şunu yapıştırayım bir. Elimizde neyimiz var? Employees üzerinde çalışacağız. Employees tablosuna şöyle bir sorgu hazırlıyorum. Ve sample DB değil, Chinook DB olacak. Ve orada çalıştırdım. Bakın burada mesela employee ID 0'dan büyüğe doğru. Burada 1'den 8'e doğru var mesela. O yüzden 0'dan büyüğe doğru sıralandığını görüyoruz. Bu mesela bir sıralama işlemi. Bunun tersine de yapabiliriz. Onları da inceleyeceğiz şimdi. Şimdi bu bizim en temel yapımız. Eğer siz herhangi bir sıralama yapmazsanız arka planda SQL motoru, herhangi bir veri tabanının SQL motoru varsayılan olarak sizin eklediğiniz bütün kayıtları primary key olan ID bilgisinin sıfırdan çoğa doğru, sıfırdan sonsuza doğru olacak şekilde sıralayarak size gösterir. Bu genel bir best practice'dir veri tabanı mimarilerinde. Eklerken de zaten buna göre artan bir şekilde ekliyorsunuz. Ama öyle olmasa bile, farklı kayıtlar olsa bile sıfırdan çoğa doğru listeleyerek size gösterir. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Normalde veri tabanı mimarisinde ascending ve descending olayı vardır. Ascending olayı sıfırdan çoğa doğru ya da A'dan Z'ye doğru sıralama yapma işlemine denir. Ve bu işlemde bu işlemin tersi de mevcut. Descending burada da A'dan Z'ye değil Z'den A'ya doğru ya da sıfırdan çoğa doğru değil. Mesela 9'dan sıfıra doğru bir sıralama işlemi, tersten sıralama işlemi yapılmasını sağlar. Ascending ve descending. Bizim şu şekilde çalıştırdığımız, bakın from'dan sonra employees, ondan sonra bir order by ekliyoruz. Bu sıralama işlemini yapmamız için order by eklememiz gerekiyor. Order by demek ben sıralama yapacağım demek bu veri içerisinde. Ve hangi sütun üzerinde yapılacak? Employee ID. Ve burada da ascending yani sıfırdan çoğa doğru, 1'den 8'e doğru burada. Mesela buradaki örnekte ya da A'dan Z'ye doğru bir sıralama yapacağımızı belirtmiş oluyoruz ascending ile. Dikkat ederseniz burada herhangi bir şey değişmedi. Yukarıdaki ile şuradaki sonuçta dikkat ederseniz buradaki sonuç arasında bir fark yok. Çünkü veri tabanı mimarisinde default sıralama işlemi olarak ascending kullanılır. Siz bunu özel olarak belirtmeseniz bile arka planda aslında şunu çalıştırdığınızda aslında şu sorgu çalıştırılır. Order by, employee ID, ascending. Bu kadar. Default olarak ascending olduğu için şu şekilde çalıştırmanız da yeterlidir. Ama bunun tersini yapmak istersek mesela o zaman 1'den 8'e doğru değil 8'den 1'e doğru bir sıralama yapmaktan bahsediyoruz. O zaman descending kullanmak zorundayız. Burada da employee ID dikkat edin çıktı olarak 8, 7, 6 vesaire 1 olarak bize getirildi. Tabii bu sadece number yani integer üzerinde değil. Burada da özellikle belirtiyorum. Bunu string üzerinde de yapabiliriz. Text veri üzerinde. Mesela first name. First name'de de ascending nedir? Ne dedik? A'dan Z'ye doğru. Neyimiz var? First name üzerinde yaptık. Bakın A
Tabii first değil burası, şurası first. Bunların tersten sıralanma işlemini yapmış oluyoruz bu şekilde. Gördüğünüz gibi first name. Sonrasında şunu tekrar çalıştırayım. Bunu tersten çalıştırırsak ne olacak? Bakın şuradaki employee ID'ye göre çalışmıyor artık burası. Tekrar çalıştırıyorum. Bu sefer deskending'i. Bu sefer de A en sonunda göründü. Dikkat ederseniz. Tersten bir sıralama işlemi yapılmış oldu. Şunu da çalıştıralım. Mesela bu da farklı bir kullanım yöntemi. Burada da aslında biraz daha olayı karmaşık hale getirmek, getirme durumu söz konusu. Mesela order by employee ID, virgül, email, burada deskending diyorum. Birden fazla sütuna göre sıralamada yapabiliyoruz. Buradaki örnekte olduğu gibi.